Biliyor musun? Benim de vardı küçükken bunlardan. Abim almıştı doğum günümde. Sonra ölmüştü diye çok üzülmüştüm. Ters dönmüştü. Tövbe estağfurullah. Ters mi döndü? Ha. Ölünce ters dönüyorlar. Ay deme öyle şeyler. Allah korusun ya. Karar verebildiniz mi? Ha, verdik. Şu Japon turuncu balıktan bir tane alalım. Bir şey diyeceğim. Bunlar sağlıklı mı? Tabii ki. Çok dikkat ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Öyle diyorsun ama dede efendi gibi yüzüyorlar. Ağır ağır. Niye öyle mesela? Kaç yaşındalar bunlar mesela? 3 ila 5 ay arası hanımefendi. Tamam o zaman şey yapalım. Şu turuncu Japon balıklarından bir tane alalım biz. Tamam. Evet. Hı-hı. Allah Allah ya. Ama bak... Böyle bir alık alıkla bakıyor bana ya. Balık bunlar Gülben. Alık bakacaklar tabii. Komikmiş. Kafiyeli. Bak bak nasıl bakıyor bak. Sen şimdi böyle deyince aklıma bir şey geldi, bir şey hatırlattı. Ne geldi, ne? Bir tane defterim vardı, böyle çok güzel kafiyeli şiirler yazıyordum. Senin adını yazıyordum yani. Böyle baştan yukarı senin baş harflerin var. Çok güzeldi. Nerede o defter? Görebilir miyim? Yok, attım ben onu. Yok artık o. Göremezsin. Aa! Neden attın ya? Yok ya, zaten görsen çok soğurdun benden. Boş ver. Öyle bir şey mümkün değil işte Gülbencim. Çok büyük konuşuyorsun Esat. Büyük konuşuyorum. Sen benden iyi mi bileceksin? Hiçbir şey beni senden soğutamaz. Ya. Ya. Çiş. Bunlar çişlerini ne yapıyor? Çişlerini yapıyorlar bunlar hep böyle iğrenç. Ben hiç bakamam ben böyle bir şeye. Bakamam valla. Yapsınlar ne olacak? Baksana şunlara. Ne kadar güzeller, rengarenk. Baksana şu tatlılığa. Tiksinmedin mi yani hiç? Hiç olur mu? İnsan bunlardan tiksinir mi? Balığınız hazır. Ha bakayım bir kaldır. Aa çok güzel. Şimdi sen bunun evini, taşlarını, maması falan her şeyini hazırla. Öyle getir bize tamam? Şey yalnız hediye paketi olacaktı o değil mi aşkım? Poşete kurdele taksam olur mu? Olur, güzel olur. Şey bile ne kadardı o? Fanus, maması hepsi birlikte 240 lira. 240 tamam. Bir saniye.